Bir erkek sana ilgi duydu, yaklaştı ve sonra birden ortadan kayboldu ya da bir ilişki başladı yakınlaştınız ve anlamsız bir şekilde uzak durmaya başladı. Kadınların genel anlamda ortak sorunu bu sanıyorum ki arkadaşlar ve merak ediyor adamın neden acaba uzak durduğunu neden bir anda ortadan kaybolduğunu birinci neden şu ya bu niye böyle davranıyor derken kadın adama fazla bir misyon yüklemiş olabiliyor yani adam kendince flört ediyordur ama ciddi bir ilişki düşünmüyordur zaten herkese zaten flört ediyordur ama kadın fazla beklentiye ya da o duruma fazla anlam verebiliyor ya da bunun bir ilişki ya da Adamın gerçekten ondan hoşlandığını sanıyor olabilir. Burada gerçekten adam sizden hoşlanıyor mu, hoşlanmıyor mu? Bunu ayırt etmeniz çok önemli. Bununla daha önce çektiğim videolar var. O videolara göz atabilirsiniz. Diyelim ki ilişki başladı. İkinci maddede burada devreye giriyor. Bazı insanlar, hani bunun kadını erkeği yok arkadaşlarım. Seni yüzün sevdiği için gelir. Bazıları bedenini sevdiği için gelir ve bazıları da bunlarla beraber kalbine ve kişiliğini sevdiği için ve her şeyinle seni sevdiği için gelir. Bu ikisinin farkına ayırdığına varmak çok önemli. Kalbini ve kişiliğini dahil eden erkekleri seçmek, bu konuda rafine bir seçim yapmak çok önemli. Çünkü uzaklaşan erkekler ya da ortadan bir anda kaybolan erkekler bil ki senin sadece bedenin ya da yüzün için sevmiştir, gelmiştir. Kalbini ve kişiliğini dahil ederek seni kabul eden insanlar evet sayısı az ama dışarıda bir yerde var yeter ki sen o algıyla o bilinçaltı dinamiğinle meseleye bakabilir arkadaşım. İşte bu yüzden çok önemli. Eskiden erkekler çok daha peşinde koşardı ve kadınlar çok daha fazla seçiciydi, rafineydi seçimleri mesela. Ben hikayeli annelerimizin babalarımızın hikayesinde bilirsiniz şu ifadeyi: "Baban az peşinden koşmadı" diye. Her ailenin aslında böyle bir ifadesi vardır. E, gerçekten öyledi. Bugün erkekler e, çok az bir ilgiyle, birazcık kompliman yaparak kadınların aslında dünyasında olabiliyor. Kadınlar kolaylıkla geçebiliyor. Orada bir eleme mekanizması, bir filtreleme olması gerekiyor arkadaşlarım. O yüzden de yine dönüp dolaşıp olay kendimizi sevmek, kendimize değer vermek, saymak, saygı duymak önemli bu anlamda. Diğer bir neden bazı adamlar flörtleşmeyi sever. Bazı kadınlar da çok sever. Hani flört kötü bir şey değildir ama birisiyle konuşuyorken etik olarak ya da bir ilişkin varken herkese flörtleşmek e, bu cızdır yani. Ama flörtü başlatabilirsin ilişkiyle ama bazı adamlarda birinci madde geçerli olabilir. Sen de sadece flört ediyordur ama sen yüksek bir anlam vermiş olabilirsin. O yüzden belki de adamın flört etmek ya da böyle bir e, alışkanlığı... Buna fazla bir anlam yüklemeden ciddiye almamak en güzeli. Burada bu şekilde bakman seni daha farkındalıklı olmanı sağlayacaktır. Bir de diyelim ki ilişki başladı ve daha derinleşmeye başladınız. Bir süreden sonra haliyle hani bir yıl ciddi bir süredir. iki yıl çok ciddi bir süredir. Üç yılda çok ciddi bir süredir ama bazı adamlar ciddi ilişkilere gelemezler. Yani ilişkinin ciddiye binmesinde sıkıntı yaşarlar. Uzun süreli ilişkileri de kastediyorum. Evliliğe giden ilişkileri de kastediyorum. Uzun süreli bir bir ilişkinin sorumluluğu geldiğinde daha böyle rutin, daha standartları olan bir ilişki başladığında orada bir dur der adam mesela bazıları hepsi için söylemiyorum tabi Yani o onun termostat ayarı gibidir. Hani termostat tık der orada bir durur ya. Özellikle evlilik konuları sinyalleri vermeye başladığınızda bu konularda bir tıklar ve hemen uzaklaşmaya başlar bazı adamlar. Bazı durumlarda sen ona çok daha fazla üstüne düştüğün zaman, daha fazla çekildiğinde neredesin, niye hiç aramıyorsun gibi üzerinde baskı hissettiği zaman da adamlar bir böyle e, afakanlara basar. Yani adam aslında özgür hissetmek istiyor. Evet ilişkiye bağlı da olabilir ama alanında özgür hissetmek istiyor. Aslında kadınlar da özgür hissetmek istiyor. Sadece ilişki kendi alanında kendi başınalığında özgür olduğun kadar aslında o ilişkide huzurlu olursun. Şimdi bazı kadınların hatası burada bu olabiliyor. Çok fazla üzerine gidip çok fazla baskı kurmanıza gerek yok. Uzaklaşmanın gücünü kendi lehinize kullanın. Siz kendinizi zaten kendi alanınıza döndüğünüzde o zaten size çekim etkisi duyacak. Bazı durumlarda da erkekler bu yüzden mesela uzaklaşırlar. Evlilik konuları elbette gündeme gelmesi akışında gelişebilir ama burada da şu çok önemli. Bazı adamlar evliliğe yatkın değildir uygun da değildir. Bazı adamlar evlilik için yaratılmamıştır. Uzun ilişki için de bazıları uygun değildir. E şimdi burada seçimi baştan çok iyi yapmak gerekiyor. Kurulumu baştan iyi yapmak gerekiyor. Doğru tanımak ama ondan önce kendini tanımak gerekiyor. Bir insan evlilikten kaçıyorsa ya da ciddi bir ilişkiden kaçıyorsa kötü bir insan olduğu anlamına da gelmez. Bazen zaten seni onu zorlamanın nedeni de o. İyi bir insan olduğunu bilirsin, dürüst bir insan olduğunu bilirsin, sevdiğini bilirsin ve o yüzden aslında kafandaki şablona uyması için zorlamaya çalışırsın ama iyi bir insan olması seviyor olmanda bazen bir ilişki için yetmiyor arkadaşlar. Bu önemli bir gerçek. Beşinci madde evli erkeklerdir. Hani işin diğer tarafları etik tarafı diğer tarafını tartışmıyorum ama sadece şunu söylemek istiyorum. Evli adamlar hani yanında eşi ya da çocukları bir rutini vardır bir standardı vardır. Aslında temelinde bu standardı korumak ister ve diğer taraftan da bu adamların aslında arayışı o heyecandır. Ve o heyecanı ararlar, o işveyi, o enerjiyi ararlar bir ilişkide, o şehveti tekrar aramak isterler. E baktığınızda o rutini de aslında o standartlarını da hayatta bozmak istemezler. O yüzden kurulumu baştan çok doğru yapmak gerekir. Böyle bir kurulum sizi her zaman hani hayal kırıklığı olacak bir şeye inşa etmenize neden olacaktır kuvvetli ihtimal arkadaşlarım. Bu yüzden hani bunu bahane etmeleriyle birlikte devamlı uzaklaşabilirler. Altıncı durum da çok sık rastlanan bir durum. Diğer bir neden ise altı. ilişkinin bir süreden sonra rutine girmesi de aslında uzaklaşmasına neden olabilir. Burada tekrar bu heyecanı yaratmak, o gizemi tekrar katmak önemli. Bununla ilgili diğer videolarda çok bilgi var. Bazı kadınlarda çok daha güçlü bir profildir ve erkeğin önüne geçer ve erkek yetersiz hissettiği için uzaklaşmaya başlar. Ve bazı erkeklerin de bu hoşuna gider mesela kadının güçlü olması ama bir süre sonra kadının o güçlü kadınların aslında daha böyle güçlü dominant kadınların Adamın aslında böyle olması başta hoşlarına gitse de adamın aslında yetersizliği kadının hoşuna gitmemeye başlar. En anlamda durumunuz ne hangisine uyuyor bilmiyorum ama bunlardan biri olabilir. Durumuna göre çok daha farklı olabilir. Aile danışmanlığını, uzmanlığını vesaire her şeyi bir tarafa bırakın arkadaşlarım. Sana erdem olarak söylemek istiyorum. Birisi seni yok sayıyorsa kendi varlığına odaklanman seni tekrar kendine getirecektir.